Şimdi şöyle baktığınız zaman Türkiye'de işte az önce örnekler veriyorsunuz dünyanın değişik ülkelerinden. Türkiye bu olaylardan nasıl etkileyecek? Mesela bakıyorsunuz işte örnekler verince Suriye diyoruz, i̇şte Afganistan diyorsunuz, Afganistan'dan gelenler var. Türkiye'de bir sığınmacı, müthiş bir akını oldu. Bunlar ülkemizin geleceği veya güvenliği açısından Hiç bir sorun mi? olur mu? Esas akı ne zaman gelecek biliyor musun? Evet. Pasifik Savaşı'yla gelecek. Herkes bu tarafa akacak. Esası oradan gelecek. O zaman gelecek. Yani şimdi iyi bilmeyelim. Ben 2019'da bir kitap yazdım. Üçüncü Dünya Savaşı kitabı. Bu kitap 40 günde 44 ülkede manşet oldu. 408 medya kuruluşunda. Bu kitap Çin'de 86 Rusya'da 144 kere haber oldu. Niye? Evet. Niye oldu? Niye ne, ne böyle bir şey olabilir mi? Bir kitap. Tabii, tabii Evet. Çünkü herkes bunu biliyor. Biliyor derken şöyle yani sokakta falan günlük hayatta falan, falan. böyle bir şey. Güvenlik üç, 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 ay, mi? Üç ay önce bile. Rus devlet televizyonda bu kitap konuşuluyordu. Hocam şimdi anladım. Şimdi şey baktığım zaman ülkemiz açısından ne olacak? Ülke, bekletilen... ben eğer Üçüncü Dünya Savaşı anlamından söylüyorsam ben size söyleyeyim. Bir, biz oraya dahil olmayız. Ama yani çünkü müttefikler oraya gittiği için Amerika ve diğer koalisyonları falan. Muhtemelen bizim de bazı pratik desteklerimiz falan olabilir. Ama biz o şeyin dışındayız. Siz yani Üçüncü Dünya Savaşı çıkar mııyorsun? Üçüncü mı? Dünya Savaşı çıkacak zaten. Yani, niye, ya, 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 sen bir kitap yayınlayacaksın. 144 kere Rusya'da yayınlanacak. Sen bir kitap yayınlayacaksın. Çin'de 82 kere yayınlanacak. Amerika'da, Avrupa'da bütün her yerde yayınlanacak. Siz Üç, yani sen, şey yapıyor musunuz yani e, gerekçelerinizi? Ger gerekçeleri hepsi belli. Belli Tabii. mi? Tabii. Evet. Yani yükseliyor şimdi evet. Çin de boş durmuyor onu da söyleyeyim. Başkan bu Suriye'deki gelişmeler e, sınırımızda işte e, az önce söylediniz bölücü terör örgütü mensupları 40 kilometre hatta 30 kilometre öte tarafında sınırımıza komşu. Buna ileride Türkiye'ye nasıl tehdit olacak? Tehdit ya, silah ya, sonuçta PKK. Yani ne yapacak? E, ya kardeşim yapma mes yap kuracak? yapacak meselesi şu çok net. Amerika destekli, Avrupa destekli, Rusya destekli adam bu bölgede Orta Doğu'da bir devlet kurmaya çalışıyor ya. Bu herkes görüyor bunu artık yani. Biz Kurulur ne... mu? Bekliyor musunuz böyle bir şey? Kardeşim Ne yapılması şey. lazım? Yapıyor şu anda. Engel ol. Nasıl engel ben, ne, 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 nasıl engel olacaksın? Bizim engel şeyimiz şu. Topraklarımıza sıçramasın. Yani ne yapacaksın? Bunların amacı zaten Türkiye'de sıçratmak ama sonuçta. Ne yok bir Amerika diye bir şey var. Ayrı otu gibi dünyada 150 yerde üssü var. 350 bin askeri var. Bütün e, ulaştırma deniz hatları bunların kontrolünde. <laughs> bir şey daha var. Hiç ortada şey görünmüyor değil mi İngiltere? Görünmüyor, var mı? Mi? Evet. Ya, İngiltere her yerde var. Akdeniz diye bir iç deniz var. Akdeniz'in kontrolü Ceber Tarık, Malta ve Kıbrıs'tır, değil mi? Evet. Üçünde de İngilizler var mı? Var. var. Hiç kimse konuşuyor mu? İngilizlerin e, Türk tarafında ve Rum tarafında birer üssü var. İngilizlerin. Üstleri var. Rum tarafında dikel üstü var. Bizde de agratör üstü var. Orada herkes ne zannediyor? Tank, top, uçak var falan zannediyor değil mi? Orada ne var biliyor musun? Elektronik harp alayı var İngilizlerin. Dinliyor ve kestiriyor. Evet. Bu elektronik harp alayı İngilizlerin Kıbrıs'taki Orta Doğu'daki bütün siyasi konuşmaları. Bütün askeri konuşmaları, bütün ticari konuşmalarının hepsini dinliyor ve kayda alıyor. Şimdi gel buraya. Efendim Hamas'ın saldırısından ne haber yok muymuş falan. Geç. Mas şeyi geç Geç mi Geç CIA'yı. İngilizlerin bunu dinlememesi mümkün mü? Mümkün. Ne, evet. Yani peki nasıl oldu da Hamas baskın yapabiliyor. Hamas'ın meselesi şu. Hamas senede bir tatbikat yapıyor. Tatbikat yapıyor. Bir halk öyküsü var Yani, yalancı çoban işte Suriye kurt girdi falan. Şey. Hmm. Gene tatbikat yapıyor sandılar. evet. Tabii, tabii. Bu, sefer farklı herhalde, şey de, bu sefer de fark etsiyalım. Bu sefer de normal oldu. Normal. Hmm. Şimdi İran yetkililerle konuş. Yani bir yetkili. Ya yani bu işleri bilenle konuşunca. Bir tanesi de bana gelmişti yıllar önce. Yani sizin şeylerinizi alıyorum diye. Yani bir değerlendirme yapar mısınız falan diye. Yani bölgeyi bir değerlendiriyorsunuz. Ben de ona dedim ki siz bölgede hiç dediğim şey durmuyorsunuz ki. Rahat durmuyorsunuz ki. Zagros dağlarından sonra Haçlı Şabi, Hezbollah, Ondan sonra işte Hamas, evet. İslami Cihat. Dedim bunlar ne? Bana verdiği cevap şu. Bazı arkadaşlar da yanımdaydı. Cevabı şu. Genel dedi. Biz ülkemizi uzaktan savunuyoruz onlarla. Evet. Amerikan iki savaş gemisi niye geldi? E, uçak gemisi. İran için geldi. Sakın burayı kışkırtma. İsrail şeye saldırıyor Hamas'a. İsrail sıkıştıracak bir şey vardı. Güney'e saldırıyordu. Kuzey'de Hizbullah'ı niye harekete geçirmediniz? İsrail'i iki ateş arasında bırakmadınız, tutmadınız. Hiçbir şey yapmadan. Birbirlerine roket atıyorlar falan filan. Evet. Tabii. Buradan şunu kastetmek istiyorum. Oyun böyle dönüyor. Rusya stabil duracak. Orta Doğu stabil olacak. Balkanlarda böyle beklenmedik hareketler olmayacak ki Amerika bütün dikkatini ve gücünü ve odağını Pasifik'te çıkacak. Üçüncü Dünya Savaşı'na hazırlasın. Geçenlerde ilk defa yani tarihte ilk defa 24 ülke savaş gemileri Pasifik'te Çin'in burnunun dibinde Amerikan yönetiminde tatbikat yaptı. 24 savaş gemisi. Evet. Bu ittifaklar ne? Bu tatbikatlar ne? NATO'da res, e, diplomatik dille açıkladınız, yetmedi, kayda da geçtiniz. Düşman Çin düşman Rus. Demediniz mi? Evet. Daha ne olsun? Ne bekleniyor? Şimdi buradaki şey şu. Ya insan şeyi böyle biraz da şey yani bakışı itibariyle falan. Bu genel büyük bir plan bu. Arka bölge Doğu Avrupa arka bölge. Orta Doğu stabil, sabit. Bu işleri karıştırmayın. Paşam, e, siz sınır ötesi o, operasyonlara da gittiğiniz için soruyorum. Mesela başında siz de söylediniz yani örgütün kuruluşundan beri ki 1978'dir. O zamandan beri örgütün içerisinde işte Murat Karayılanmış, işte Rıza Kalkanmış diye e, e, tabii yani, o isimlerin hepsi sabit duran evet duruyor. E, bunlar mesela e, devletimizde şöyle şimdi sınır ötesinde olsun, Suriye'de o bölgelerde olsun örgütün işte önde gelen isimlerine dönük de e, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve diğer kuruluşlarımızın etkili de operasyonel oluyor. Ya kardeşim, Bunlara bunlar neden ulaşılamıyor? Ama bak ailesin. ben sana bir şey söyleyeyim. Baş diye bir şey var ya. Bütün canlılarda baş diye bir şey var. Evet. Yani en primitif şeyden, canlıdan en gelişmiş omurgalı memeliye kadar baş diye bir şey var. Ha efendim parmaklar da var. Efendim kol da var. Efendim bacak da var. Baş esas. Bununla uğraşacaksın. Anlaşıldı mı? Bir hedef istiyorsan yani bir de bu işi e tabi öteden beri zaten baş hedeftir e, yani ama Niye yap, neden olmuyor yani? Baş mesela? hedefse ne yapacaksın. Aa.